Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle yokçak tekniği nasıl atılır müsabakada onu göstereceğim. Şimdi genelde ısınmadan bu teknikleri yapmaya çalışıyoruz. Isınmadan yattığımızda anda vücudumuz zarar görür ve ağrılar hissederiz. Biz bu ağrıları yenebilmek için ve tamamen tekniği doğru şekilde çıkabilmek için ısınmamız gerekiyor. Arkadaşlar müsabakada öncelikle arkaya yokçak çekmek sağlıklı bir durum değildir. Niye rakip bunu anlar? Karşıdan direkt blok yapar. Bizim önemli yokçak her zaman çıkmamız müsabaka tekniğinde her zaman daha sağlıklıdır. Öndeki ayağımız şu şekilde durur. Kendimizi mesela şu elimiz midemizi korur. Burası da kapımızı koruyabilir. Kapımızı korurken yerdeki ayağım öbür ayağıma hızlı şekilde gelir ve uzatır. Yapmamız gereken bu. Veya korunaklı şekilde nasıl giderim? Ben step yaparım. Step'ten sonra öndeki ayağım çeker ve blok koruyabilirim. Niye? Yukarı aldığım zaman yukarı da korur, buraya da korur. Yani buradaki elim hem buraya hem buraya gidebilir. Ayağım kesinlikle adamın üstüne giderken kırık kalmayacak. Kırık kalmayarak öndeki ayağım geldi ve çekti. Hızlıca vuruyorum. Bunun yanı sıra ne yapabiliriz? Örnek veriyorum, ayağımız burada uzattıktan sonra burada toryo da vurabiliriz. Veya uzattık hemen çekip taryoyu döndürebiliriz. Ama muhakkak buradaki vurular ayağı tamamen açtıktan sonra burada örnek veriyorum, siz burayı değdirip 3'e gidip atabilirsiniz. Yani değdirip ağzından burnuna vurabilirsiniz. Önemli olan ayağınızı tamamen burada açmak ve açtıktan sonra puanı aldınız ve kendini korudunuz. Koruduktan sonra her türlü tekniği burada uygulayabilirsiniz. Zaten uygulayacağınız noktalarda pek bir sıkıntı yaşamazsınız. Çok rahatlıkla dediğim gibi kendinizi koruyarak arkadan çıkmak, ama dediğim gibi sağlıklı değil. Yani arkadan çıktığınız anda rakip sizi anlar ve görür. Ama önden ne zannedebilir? Mesela öne bambi zanneder. Siz ama ne yaparsınız? Şaşırtın, direkt içeriden girip yokça yürürsünüz mesela. Daha rahat şekilde puan alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.